Değerli izleyenler, ABCD üçgeninde verilen uzunluk ve açı dağılımından alfayı saymaya çalışacağız. Burada BP ile AC doğru parçalar eşit verilmiş. Açılar 1 alfa 2 alfa şeklinde dağılmış. Alfayı bulmaya çalışacağız. Bu sorunun değişik versiyonlarını önceki videolarımda yorumlamaya çalıştım. 67. ve 136. videoları izleyenler hatırlayacaklardır. Burada da bu sorunun benzerine yer vereceğim. Peki çözüme BPC üçgeninden başlıyoruz. Burada dar açılar 1 alfa ve 2 alfa olmuştur. Alfadan yola çıkarak taban açıları 1 alfa olan bir x kare üçgen kurabiliriz. P'den BC'ye bir PK keseni çizdim taslak olarak şöyle. BKP üçgenini işte taban açıları alfa olan bir x kare üçgen olarak planladık. Alfalar toplamı şuraya dışık bölgeye geldi. Burası da 2 alfa oldu. Demek ki artık KPC üçgeninde ikiz kare üçgen olmuştur. Eşkenarları modellemeye çalışayım. BK doğru parçası KP doğru parçasına, KP de PC doğru parçasına eşit olmuştur. Bu kez şu üçgenleri karşılaştırmak istiyorum. BKP üçgeni ile APC üçgenini karşılaştırmak istiyorum. Bunu buraya özellikle yazmak istiyorum. BKP üçgeni ile APC üçgenleri karşılaştırıldığında bu üçgenlerin ikişer kenarları uzunlukça eşit ve bir de alfa açıları eşit olmuştur ortak olarak. Eşit olarak. Bu üçgenler BKP üçgeni ile APC üçgenleri eş üçgenlerdir. Bu eşliği net olarak izleyenler belki göremeyebilirler. Merak edenler bu BKP üçgeni ile APC üçgeninde mevcut açılardan sinüs teoremine girdiklerinde bu K ve P açılarını yani üçgenleri karşılaştırdığımızda K ve P açılarını 180 eksi 2 alfa olarak bulabilirler. Buradan da artık bu üçgenlerin eşliği açı dağılımından gelecektir. Dolayısıyla artık eş üçgenlerin karşılıklı tüm elemanlar eş olduğundan dolayı PC açısı alfa, dolayısıyla AP uzunluğu da artık BK'ya PC'ye eşit olacaktır. Peki buradan da artık APC üçgeninde P noktasından tabana yükseklik çizildiğinde artık yükseklik açıortaydır, kenarortaydır, simetri eksenidir. PH yüksekliği AC doğru parçasını eş parçalara ayırır. Bu parçalardan birine B birim demiş olsaydık, diğeri de devamı da B birim olurdu. AC'nin 2B olması demek, BP'nin de artık 2B olması anlamına gelir. Bu kez de P noktasından AB'ye yükseklik çizerek, dikme çizerek orada özel üçgen kurabilir, görebiliriz. Şuraya da T noktası dedim. Dolayısıyla burada BTP üçgeni, şu üçgenden bahsediyorum. 30, 60, 90 üçgen olmuştur. Çünkü TAHP bir dikdörtgendir. Üçgenlerin eşiğinden TP uzunluğu da B birim gelmiştir. Demek ki şuraya yazmam gerekirse BTP üçgeni kenarlarına bakarak özel bir üçgendir. 30, 60, 90 üçgendir. Şu B karşısına 30 derece yazarak bir dik üçgende dik kenar hipotenüsün 1 bölü katı ise bu dik kenar karşısında 30 derece bulunacağından dolayı buradan alfayı 15 derece olarak bulmuş oluruz. Burada izleyenlerin aklına hemen şu gelecektir. Hocam biz bu eşliği nasıl görebilirdik? Bu eşliği üçgenleri ayrı ayrı çizip yorumladığınızda da görebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır.